edasına kurban oldum. Çapkın edasına kurban oldum. Duydum sen birine sevdalanmışsın. O seven gönlüne kurban oldum. Duydum sen birine sevdalanmışsın. O seven gönlüne kurban oldum. Hasretinle inandım dum deliye. Bu gözyaşı bana senden hediye. Bu gözyaşı bana senden hediye. Yeminler etmiştin ayrılmam diye. Yalan yeminine kurban oldum. Yeminler etmiştin ayrılmam diye. Yalan yeminine kurban oldum. Aşkınla çalarım dertli sazımı. Aşkınla çalarım dertli sazımı. Her zaman çekerim bebek senin nazını. O tatlı nazına kurban oldum. Her zaman çekerim senin nazını. O tatlı nazına kurban oldum. Yaradan'a kurban oldum. Teşekkür ediyorum. Orada bir yazılar gördüm. Böyle İbo Show yazıyor orada yazılar. Ne diyor? Süperstar İbrahim Tatlıses. En büyük İbo Show. En ne canımız İbo Show. Ters tuttun kız. Ve İbo Show. Çok teşekkür ediyorum İbo Show'a göstermiş olduğunuz ilgiye. Çok teşekkür ediyorum. Bu da sizden bana bir hediye. Bak çok teşekkür ederim yakın ilgiye. Çok teşekkür ediyorum. Bu kız da sizden bana hediye. Böyle cinaslı konuşacaksın abicim. Benim her dakikam böyle şair gibidir. Her anım datan bana insanların tavlığı oradan. Bugün bana çok yaklaşmanız lazım. Niye? Çünkü siyah giydim. Ya evet işte bak yanında duruyorum çocuğum. Biraz daha yanaş bana. Merak etme dokunmam sana. Her ne kadar elim dokunursa da ben dokunmam sana. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çek kız elini, benim elim her yeri dolaşır. Yani bu tarafta. Yani böyle buradan böyle. Mesela yana kalabilirim. Anam utandı. Allah sen. Kız Efendim çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık diyoruz. Ayrıca bu güzel kızımıza göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederiz. Bu güzel kızımız bugün çok duygulu. A desem ağlayacak, B desem bağıracak, G desem gülecek. G. B. Bağırmadı. A. Bir de oğlu. Hayret bir şey ya. Alkışlayalım bakayım ona. Allah Allah. Allah hayırlı uğurlu etsin. Aldım sattım hadi. Anam biraz daha sallardım her tarafı dökülecek. Vallahi. Efendim şu anda televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen siz saygın insanlara da teşekkürlerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Stüdyomuzda konu olan böyle güzel insanlara da güler yüzlü insanlara da teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz sağ olun. Bu gece çok ilginç ve enteresan iki tane konuğumuz var. Konuklarımızı çağırmadan önce ben kendi konuğumu bir çağırayım. Güçlü. Alo.
Alo. Alo. Güçlü. Abi. Ver. Alo. Ver. Ver. Ben seni çağırıyorum, sen telefonla konuşuyorsun. Bir dakika abi, telefon ver. Allah Allah. Konuşmayayım, açmayayım telefonu. Ben telefon son tarafım, bana alo diyorsun. Bir dakika, alo, alo. Kim? Verin canı. Kimde arıyorlar? Kim arıyor? Ne avuç arıyor? Niye de arıyor? Hey, bıktır amme. Vey, kurban olup diye ne yapıyorsun sen? Vey, nasıl gidiyor? Ulan kes, kes. Ne dur, bir dakika daha yeni başladı, kes, kes. Bıktır amme, ne yapıyorsun? Biz beraberiz burada İbrahim abimle. Çekelilu. He? İbrahim abi dedi ki çek elini. Ben de çektim. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi, valla uğraşıyoruz. Ya muhterem mi? Şey nasıl, ihtiyar hayatı nasıl? İyi mi? Hepsi yerlerde öper ama. Bilhassa o şeyin, bizim Sabuhan'ın babasının ellerinden öperim. Ha, korban. Bir dakika abi. Ya bir dakika, iyi gidelim, bir konuşma. Bir dakika abi, bir şeyler de konuşacağım. Buyur, kurbanım, ne? Ben kimi tanıyor muyum? Saadet'in tek... Ha canım, tanıyorum tabii. Ya ben çok meşhur oldum abi ya. Vallahi Muhtar abi. Çok meşhur. Bak burada çabuk yapıyorlar. Vallahi. Tabii. Çok meşhur oldum. Ben hatta İbrahim abiye kadar meşhur oldum. Böyle yolda giderken İbrahim abinin alacaklarını bana soruyorlar. Allah cezanı verecek. Karıştırma orayı. Karıştır. Diyor ki karıştırma diyor. Ne? Kim? Tarkan mı? Kim Tarkan? Şarkıcı Tarkan. Onu da tanıyorum. Niye mi cızcı bıldak fotoğraf çekmiş? Ya ne bileyim ben niye cızcı bıldak fotoğraf çekmiş? Muhtar abi sen de paparazzi gibi olmuşsun ha, her şeye bir soruyor sen ya. Vallahi billahi ya. Ne? Kimi? He? Yo tanıyorum. Tanıyorum, tanıyorum. La yeter oğlum. Ya dur abi bir la dakika. Programa girecek insanlar bak bekliyor. Ama sorular soruyor. Yeter ne? Kes. Burası şey mi? Kimin, bulmaca şey mi? Kimin göğüsleri silikon mu? Muhtar abi iyice uçmuş ha. Kimin, ne bileyim ben kimin göğüsleri silikon. Hey senin namussuz. Kim? Bizim dansöz. Ne olmuş dansözciye? Beraber köye mi gelelim? Çok eski adınız. Muhtar abi benim eski adınız dansözü mü? Senin namusu. Ben seni az yakalamadım öyle şeylerde. Kes yeter. Tamam, yeter. Diyor ki abim diyor ki kes diyor. Ne sorayım? Tanıyam. Ya bırak şimdi Ayşegül tecmeri mecmeri bana sorsan. Ya paparazzi gibi olmuşsun bana sorsan her şeyi ya. Kim? Tanıyam tabii Murat Karayalçın'ı. Hepsini tanıyam. Hepsi benim arkadaşım. He. İbrahim abiye ne sorayım? Ne sorayım? Ya olmaz, ayıptır ya. Ya vallahi olmaz. Sorsun la. Sorayım mı? Sorsun. Vallahi diyor sor. İbrahim abi bizim muhtar diyor ki bu ara diyor İbrahim Bey hiç bir kadını hamile bırakmış mı? Ya kıştık. Ya muhtar abi kızı ya. Ya kızıyor niye bana sorduruyorsun? Ben arada kalıyorum böyle ya. Niye? Başka bir şey sor sen. Başka bir şey sor ya. Nüfus açısından mı? Niye nüfusu İbrahim abi mi patlatıyor? Yani 24 tane çocuğum var, daha isimlerini bilmiyorsun. He? Bir sürü çocuğum var, onları soruyorsun. Bize ne olmuş 5 tane? Karıştırma, tamam kapat. Ne? Benim espriklerimi beğenmiyor musun? Sen daha iyi yapıyorsun. Muhterem mi? Benim ekmeğimle oynama. Bu yıldız sizin için çalışıyor kaç senedir? 5 senedir senin için parlıyor bu yıldız. Hangi yıldız mı? Ya bu Star'ın yıldızı var ya. Ha o yıldız. Yeter, tamam hadi. Yıldız Tilbe'nin tamam. Delikanlısı. Ya ne bileyim ben Yıldız Tilbe'nin delikanlısı kim ya? Tamam, kapat. Tamam, bizim işimiz var hadi. Hadi ellerinden öptüm. Selamlar. Kendine iyi bak. Samanlıklarda fazla dolaşma. Sabuhay'a da gönder bir selam çocuğa. Hadi öptüm hadi. Ne olacak oğlum şimdi? Ne olacak? Git o zaman koruk olan muhtar amiri çağır. Pardon. Ne muhtarı? Abi muhtar telefon etti ne yapayım ya? Çok özgelmiş bize. Durmadan sorular soruyor. Ne soruyor? Sorular böyle soruyor. Özgen bir şey soruyor. Paparaziler soruyor. Kimin memesini oğlum yoksa sen program karışığında muhtardan ayrı görüşüyorsun. Her şeyi anlatıyorsun. Muhtar tabii paparazzi olur. Abi telefon numarası verdim. Dedim acil bir şey olursa ara acil bir şey. Abi ben bu işten şüpheleniyorum. Bu muhtar böyle konuşmaz ya. Koskoca muhtar böyle konuşur mu ya? Muhtarları sen bilmezsen. Muhtarlar konuşabilir. Kınlık var bu işte. Muhtar şimdi sen gel konuklarınızı çağır. Buyur abi konuklarını çağır. Efendim şimdi huzurlarınızda Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki tane dev ozanını çağıracağım. Evet. Birisi Aşık Mahsuni Şerif, birisi Murat Çobanoğlu diyeceğiz. Bakalım bize ne diyecekler. Evet. Yeter gel bakalım. Baba. Aynı nokta virgül gibi geldiler. Ha böyle. Sen böyle, sen de böyle hoca.
Sonra sizi ayıracağım, arayıza gireceğim. Çünkü evet, kavga tamam. sırasında aniden bir şeymiş olur. Kavga eder. Çünkü bilirsen bu aşıklar atışırlar ya bazen. Heh. Ne var? Yok, hiçbir şey yok. Hadi git. Gideceğim. Abim biraz üzgün, siz kusura bakmayın. Bu programda hatun yok ya. Ne dedi anlamadım. Hatun yok. Niye aslan gibi iki tane baba yiğit var? Her dakika hatun mu olacak? Efendim, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili hocam, nasılsın? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? İyisiniz, Allah'a şükür. İyidir, hamdolsun. Efendim, hocalarımın birisi Ankara'dan geldi. Bir hafta önceden randevuleştik. Sayın Aşık Mahsuni Şerif. Ankara'dan kalkıp geldiler. Sayın Murat Çobanoğlu da ta Kars'tan geldiler. Orada durum nasıl hoca? Efendim, bizde bir laf var. Diyor ki, yagar eser, yolcu havası var. Anlamadım. Yagar eser, yolcu havası var. Yolcu havası kış, var. Boran tipi. 2 metre kar var, bir şey yok. Bizde de... Bizde de burada bir gün kar yağdı. 1200 tane kaza, 4500 tane çöküntü. Orada öyle kazamaz mı oluyor? Efendim, bizim orada 14 tane kaza var. 24 tane de nahiye var. Aa, güzel. Şimdi efendim, çok özür dilerim. Tabii şöyle bir alkışa baktım da çok eskiden bir delikanlıyı yamyamlar tutuyor. Meğersem yamyamın başı çok uyanık. Diyor ki, kazana atacağız bunu ama alkışlayın. Niye alkışlayayım diyor. Diyor, bu şairdir. Ne kadar alkışlasa şişer, o kadar adama yeter. Onun için siz alkışlayın. Sayın Mahsuni hocam, sen bir şey diyeceksin mi? Böyle bir fıkra söyleyeceksin mi? Ben evvela şunu söylemek istiyorum. Dostların çoğu tanır biliyorum. Tanımayan gençlerimiz de duysun istiyorum. Murat arkadaşım da ben de hemen hemen 30-35 yıllık Anadolu sanatçısıyız. Bugün 400'e yakın plaklarımız, kasetlerimiz, yani 10.000'e yakın Anadolu kültürüne eser vermiş eski garipleriz. Ne ilginçtir ki bir devlete 10.000'e yakın eser veren, bu ulu köklü kültüre hizmet eden bir insan olmaklığım, nedense devletin hiçbir medya kurulundan geçmedi, tenezzül bile edilmedi. Burada devlet bana kucak açmadı ama İbrahim Tatlıses kucak açtı. Onu, evet. Bu, onun bu... O, çok teşekkür ederim. Onun bu nezih, halkçı ve demokratik tavrını bir ozan yüreğimle kucaklıyor. Aynı zamanda şu ekranda bizi göstermeye tavasut eden sevgili Interstar'a da çok teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Şimdi sevgili İbrahim söyledi, eski bir dostum. Çok severim İbrahim'i. Yine de saygımı belirtiyorum. Burada bizim Aşık Hüdayi Baba'nın bir sözü aklıma geldi. Bu her iki ozan için de önemli bir nokta. Der ki Hüdayi Baba, erenler diyor, biz arılara bakarız, arılar bal üretir. Balı ayılar da yer, maymun da yer. Ama arı bal üretmekten geri kalmaz, üretmeye devam eder der. Biz ozanlar neslimizde deriler verdik, başlar verdik. Bizi kestiler, astılar ama bu demek değildir ki üretimimiz kaldı. Devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu gece çok güzel bir aşıklar gecesi yaşayacağız. Türkülerimiz, ezgilerimiz, Anadolu'dan, doğunun o kırsal kesiminden derledikleri, ya zaten derledikleri dersen biraz yanlış olur. Hiçbir zaman onlar bir şey derlemeden sürekli kendileri yaptılar, kendileri ürettiler. Kendileri ayrıca çok iyi birer arıdır. Çok güzel bal verdiler bize. Bakalım o balın gerisi gelecek mi? Yani bize verdiler verdiler. Ben mesela biliyorsunuz Aşık Mahsuni Şerif'in Domdom Kurşununu da okumuştum. Ben o türküden 5 tane ödül aldım. Yılın erkek sanatçısı diye.
Hocam da sen kaçtan aldın hoca? İki tane. Şimdi bazı tabii medyada, bazı gazetelerde yılın erkek olarak ödülünü alıyorsun. Fakat türkü olarak, beste olarak bazıları bazı yerde başkası seçiliyor. O da normaldir. Sen iki tane, Allah bereket versin, söyle. Ama ben burada bir yalan da söylemiş oldum. Aslında sevgili İbrahim'in halk ozanıyla kopuk yaşayan elit tabaka arasındaki köprüdeki yüceliğinde ben iki ödül almadım. Şu hali hazır ödülüm 60 milyondur. Şimdi hoca, senden başlayalım. Şu bağlamaya şey takalım. Ben buraya geçeyim mi? Tamam, sen ben şuraya, alırım. Ben buraya geçeyim. Tamam. Ne alakası? Ben zaten buradaydım. Hem noktalıktan da kurtulmuş olurum şimdi. Evet. Virgül virgülle yan yana şimdi. Ha, biz ikimiz virgül mü oluyoruz? Öyle diyor, söyledir. Yani o ne derse doğrudur diyeceğim. Doğrudur. Taktın mı ağam? Taktım abisi, tamam. Ellerinden öperim. Ah, ah. Beni bugün öldür, öldür, öldür vallahi. Haşa babam, biz diriltmek için geldik, niye öldürek? Mesela şöyle bir şey diyeyim. Ben burada bir ton notlar aradım da. Boşu Boşuna diye bir türküm vardı. Yıllar evvel. Evet. Onu mu çalayım? Yani kısa kısa böyle bir kublesini. Hak bana bir ömür vermiş, ömür vermiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Bakın çiçeklere olmuş, geride bir gazel kalmış. Süleyman Şah sultan olmuş, saltanatı boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Gâhi gittim, gâhi geldim, aradım kendimi buldum. Bir maksuni şerif oldum, bir maksuni
şerif oldum, emeklerim boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşu. Yani hocam diyorsun ki boşu boşuna mı geldik dünyaya? Yok, emek verenler karşılığını görmezse o boşluktan dolayı çalışmışlığı boşu boşunadır. Ben burada biraz da naz ediyorum, aşıklık cilvesidir. Halk ozanı hiçbir zaman verdiği şeylerden karşılık beklemez. Ancak bu demek değildir ki boş ver, ozan nasıl çalarsa çalsın değil. Sağ iken görsek mesela Pir Sultan'ı dün asan zihniyet bugün heykelini yapmak istiyor. İsterdim ki o zaman kesilmesi, asılmasaydı. Ben de gözümle görseydim bu taltıfı deseydi. Ben şimdi ölüp gideceğim. Diyecekler işte kel ölünce sırma saçlı olurmuş. Kör ölünce badem gözlü olurmuş. Bu güzel ülkemde ölmeden evvel bu taltıfı görsem dedim. Göremediğim için boşu boşuna oldu. İşte hepsi bu. Sayın Murat Çobanoğlu. Evet. Sen bize ne söyleyeceksin? Bir de bakayım hele. Tahfiş ağam. Bitir ak işi. Vallahi. Zaten iş fişe kaldı. Efendim, çok bundan ta 1974... ...1994, 20 yıl önce... ...değerli bülbül sesli, Davut nefesli... ...kardeşim İbrahim Bey'le tanışmıştık Ankara'da. Allah razı olsun. Ta o zamandan beri tabii beni... ...epey bir birbirimize diyaloğumuz vardı o zamandan beri ama... ...samim olarak diyeyim... ...bir hafta önceye kadar içimden geçiyordu. Acaba İbrahim Bey unuttu mu bizi? Seneler evvel şeydik ama... ...baktım ki kardeşim yaz günü unuttu ama kış günü unutmamış bizi. Allah razı olsun. Tabii en mühim olan o, kış gün unutmaz. Şimdi aşık dedi de, vallahi hepiniz aşıksınız. Aşık olmayan kimse yok. Sadece bizim sizden fazlalığımız bağırmaktır, başka şey değil. Öyledir tabii. Allah çünkü kainatın aşkına dünyayı yarattı, olmasaydı yaratmazdı. Aşk olmasa meşk olmaz. Çok özür dilerim, ben bazı konuşurum. Kadının biri diyor ki, ya Rabbi bana bir... ...erkek çocuğu ver, eşeği minareye çıkaracağım. Eşek de minareye çıkar mı? Çıkar, çıkar. Allah'ın hikmeti, Allah olmayanlara da versin. Erkek çocuğu oluyor, kadın bakıyor ki bu ahdım yerine gelmesi için... ...hocanın yana gel, diyor, hocam böyle bir vaadim var, otur diyor. Kolay, ondan kolay ne var? Diyor ki, ya cemaat, ölmek hak mı? Tabii. Dirilmek hak mı? Emenna. Sevmek, sevişmek de var. Bir orada diyor ki, hocam sevmek, sevişmek ne? Kadına diyor da eşeğe lüzum yok, onun kulağından tutun minareye çıkarın. Bir durur, bir kalkar. Kibri kaştan ne götürür? Biri bağrına basar, birisi bağrına basar. Toprak taştan ne götürür? Ne götürür? Ne götürür? Toprak taştan ne götürür? Kimi içer, kimi eker, kimi biçer. Biri yürür, biri uçar. Yılan kuştan ne götürür? Ne götürür, ne götürür? Yılan kuştan ne götürür?
çürüdür, birbirini yürüdür. Vücut baştan ne götürür, ne götürür, ne götürür. Çobanoğlu olsan kamil, biri dağdır biri sahil, biri kamil biri cahil. Dolu boştan ne götürür, ne götürür, ne götürür. Biri kamil biri cahil, dolu boştan ne götürür, dolu boştan ne götürür. Dünyada, dünyada en güzel şey kamil olmak. Gerçekten cahil olmak çok kötü. Ayrıca diyor dolu, yani dolu boştan ne götürür? Ne olur yani? Bunun anlamı nedir hoca? Pek böyle çözemem. Ne var? Abi çok özür dilerim babacığım. Bir reklam arası bırak. Dolu boşa girsin. Ne yapalım? Buyurun efendim. Reklam arası. Kaybol, kaybol, kaybol. Kaybol çocuğum. Sen görünme ki reklamla girsin. Efendim doluyu boşa, boşuyu doluya vurmak kadar kötü bir şey yoktur. Aslında evet. Doluyu doluya, boşu boşa değil. Doluyu doluya vurmak güzel. Biz doluyu doluya vuralım, reklamlara girelim efendim. Reklamlar. Murat Hoca, şeyi soracağım. Bu aşıkların, ben çok seviyorum mesela o bir araya geldikleri zaman, konserler verdikleri zaman. O atışmaları, matışmalarını çok seviyorum ben. Ben silerim hoca, ben silerim. Teşekkür ederim, sağ ol. Siz benim pirimsiniz ya. Pirim. Bu tarafta var mı bir şey? Oh. Eyvallah, teşekkür ederim. Alışmamışlar bile sıkılırlar iman yani. İnsan sıkıntıdan terler, başka şeyden terler mi? Yok, ben sıkılmam da vücudum terliyor bilem, o da Allah'ın hikmeti. O, da Allah. O ondan değil, çok iridir ondan. Öyle mi? Şey, atışmalarda... Gerçi biraz sonra yani programın böyle ortalarına doğru ikiniz de atışacaksınız da bir atıştıracağım size. Ben tabii, çünkü tabii. Kavgayı severim abi. Böyle kavgayı bırakıp hemen kaçayım gideyim. Birbirimize gül atarız biz. Atışırız ama gülleri atarız. Kavgamız değil kavgası tabii. Ama aşıklar ne kadar birbirini taşlasa, ne kadar birbirini haşlasa yine kenara çıktığı zaman dosttur, ahbaptır. Bizler dil kavgası yaparız. Yani gönül değil. Sen nereliydin hoca? Karslıydın. Ben Karslıyım. Sen? Ben Afşinliyim. Kahramanmaraş'a bağlı. Afşin. Aslında dedelerim Hozat'tan gelmiş. Bargin'den gelmiş ama Afşinliyim şimdi. Yani Dersim'den gelmiş fakat Afşin'de doğmuşum ben. Güzel. Ben de Urfa'da doğdum da. Yani ortanın biraz yarısındayım. Tabii şimdi efendim değerli kardeşimiz İbrahim Bey nerelisin deyince... Gerçi ben de yarı buçuk cevap verdim Mahsun'u kardeşte. Aslında Türkiye'liyiz. İşte birisi Alevi, işte birisi Sünni. Buyurun. Ama hepimiz Türk insanıyız. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Hiçbir zaman bunun ayrımını da yapmadık. Bunun kardeşliği, dostluğu. İşte ikisi birbirinden şimdi konuşacaklar. Bakalım ne diyecekler. Evet, şeye geleyim şimdi ben. Şeyde kalmıştım. Nerede kalmıştım o yarışmada? Evet. O, İki aşık birbirlerine yarışıyor. Ha, hayır, senin ödülün var mı orada yani? Ha, Konya Aşıklar Bayramı'nda. Yani o yarışmada... Efendim, 1966'dan beri Konya Aşıklar Bayramı'nda... Acizane tabii bu televizyon karşısında her zaman için söylüyorum. Her an için birinciliğim, Türkiye birinciliğim vardır. Yani bu konuda iddialısın. Evet, Allah'ın izniyle. Yani diyorsun şu Mahsuni, Mahsuni yaşıyor, ben dinlemem. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Ne bileyim yani öyle bir Mahsuni şey. Mahsuni kardeşimizdir, üstün aşığımızdır, canımdır, ciğerimdir. Yani hiç şey yapmayayım ben diyorsun yani. Bizi dövüştürmek istiyorlar ama. Siz benim ikiniz de benim böyle başımın üstündesiniz. Yine dövüşeceğiz, bildiğin gibi yapacağız tabii. Yani merak etme. Ha. Şeylerde. Tabii. Allah Allah. Mutlaka. O dövüşü bir şeyden bekliyorum, bir merakla bekliyorum. Ama biz bayramla dövüşeceğiz ha. Bayram seyranla dövüşeceğiz. Onu kavgayı görürsün ileride. Tamam. Peki dünya insanlarına bir şey der misiniz yani barışla ilgili?
dünya insanlarına. Onun sonunda zaten. Onun sonunda mı söyleyelim? Ben sevgili İbrahim'in sözünü kesmiş oldum. Şimdi vatan bir insanın doğduğu ülke olduğu kadar aynı zamanda dünyadır da. Biz Türkiye'li halk ozanlarıyız ama en azından bir Şilili Neruda kadar düşünen, Özbekli Dalai Lama kadar bilen, bir Suriyeli Abdülvahap kadar dünyayı da vatan kabul eden, bütün dünya halklarına saygı duyan Türkiye'li ama dünyalı ozanları zayıf. Tabii. Yarışmada hoca böyle o ne diler o hazır o anda i̇lticalen. Mı? İlticalen. İlticalen işte onun adı ne onu bilmiyorum ha. İlticalen yani o anda. O anda. Nasıl? Çin'den yani, gelen. Sihirbazlık gibi bir şey bu ya. Ya ben enteresan mı diyorum? Nasıl olur da o laflar o anda doğuyor abi? Bir de durmuyor. Boyuna yapıştırıyor karşı taraf artık. Kaşınıyorsun ben. Aslında kaşınıyorsun da biz. Bu anda yine benim içime bir şey geldi. Ne? Bak. Ne getirdim? Şimdi benim irticalen o anda okurum yani. İsterse bir arkadaş bana şu anda bir kafiye verir, bir şey söyler. Ona içimden gelen tabii irticalen okurum. Yani konuyu zaten, versin diyorsun. Tabii konu verildiği zaman onu okuruz. Zaten bir irticalen söylediğim zaman o eski sözlerimi unutuyorum Rehim Bey. Hani o eski sözlerimizi. Gönlümüze neşe verdi İboşoğ'un gecesinde. Gözüm gördü, gönlüm sevdi İboşoğ'un gecesinde. Bir de ben söyleyeyim o zaman. Buyur canım. Gönlüm güzele vuruldu. Sanma ki gönlüm darıldı. İlk defa zincir kırıldı İboşoğ'un gecesinde. Urfalı, Kars, bir de Maraş. Savaşacak yavaş yavaş. Üçümüz de aynı kardeş İboşoğ'un gecesinde. Güzel. Peki sevgili hocam. Bir de senin efendim Aşık Mahsuni Şerif'in şimdi söyleyeceğim çok hatırlayacaksın. Çok menşur türküleri vardır. Mesela iki tanesini ben okudum ki onlar öbürlerinin yanında şey kalır. Mesela Çeşmi Siyahım. Nedir bu hoca? Evet. Benim ilk türkümdür. 1962'de okuduğum ilk türkümdür. Tekrar gündeme dönmüş. Dedim ya bizim bütün dünya edebiyatında böyledir. Bir eser çürüdükçe güzelleşmeye başlar. Aynen odunların, tezeklerin ve maddi canlılığı olup ve sonra cansızlığa dönüşen oluşumların sonunda altın olması gibi, platin olması gibi, kömür olması gibi bir olay var ya. Demek türküler de eskidikçe bundan daha öteye gitmiş. Eskisi çok önemli. Evet, her şeyin eskisi. İşte gidiyorum Çeşmi Siyahım. Benim ilk türkümdü. Onu mu okuyayım? He. Peki.
bağladın canımı, zülfüm teline. Sen beni düşürdün elin diline, elin diline. Güldün mahzuninin berbat haline. Mervanın elinde hey dost harelese. Bir de hocam bir vakıf kurduğunuzu duydum. Ne, vakıf, bu vakıf neyle ilgili? Efendim, ben Anadolu halk ozanıyım. Zaten halk ozanlarının işlevinden de belli ki adı halk ozanı. Yayla ozanı değil, işte derebey ozanı değil, filan beyin ozanı değil, halk ozanı. İkimiz de halk ozanıyız. Halk ozanı doğduğu halkın bütün gelenek, görenek, kavgasını, derdini, tarihini çok iyi, çok yakından izleyen bir gönül adamı, bir dostluk eridir. Hele de Anadolu gibi Türkiye'nin çok tatlı ismi olan Anadolu'da yaşayan 10 bin yıllık medeniyette yakın çağ dediğimiz şurada işte 700 yıllık bir geçmişimizde Anadolu halk kültürünün, halk dilinin, halk tasavvuf edebiyatının bir büyük siması vardır. Hacı Bektaş-ı Veli. O yüce zat Anadolu'nun bugününe ve yarına hitap eden 72 millete bir nazarla bak diyen ve Anadolu medeniyetlerinde yaşayan bine yakın kültürü kucaklayan bu kuruluşun adına biz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı diye ozanlar, seyyidler, işte bir iki halk adamı, 5-10 tane, 100 tane halk insanı bir araya geldik. Bütün Türkiye'nin yüceliği olan Hacı Bektaş Veli'ye selamlar gelsin, yardımlar olsun, bu Kültür Vakfı desteklensin. Buydu. Bir su içebilir miyim? Cizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Eyvallah. Annem. Su verir mi? Teşekkür ederim, sağ olun. İçin, için. İbo Show'da. Peki, utanmayın. Şunu kim doldurdu? Allah onun cezasını verecek. İçinde kurtlar var. Fark etmez. Bak! Vaa! Kurt değil canım, öyle mahsus söyledim de. Kurt değil de bir tek ben eksikim içinde. Ama ben kafama dikim. Hayır, ozanlarımızın kalbine şey gelmesin. Oh! Tayyip Bey gibi yapıyorsunuz ha. Gel bunu değiştirin, gelin. Tayyip Bey de aynı şeyi yaptı ama sonunda kurtlar gene çıkmaya devam etti ya da. Şimdi evet. Tayyip Bey dediniz de aklıma geldi. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunu kamera olarak da çektim. Bunu da göstereceğim. Şu bizim Boğaz var ya, Boğaz. Bildiğimiz Boğaz yani Emirgan'dan. Emirgan'dan ta Sarıyer'e kadar olan Boğaz. Bugüne kadar siz aşıksınız. Çok duygusal bakarsınız olaya. O 10 kilometrelik bir olaydır. O 10 kilometrelik o yolda en azından ben İstanbul'a geldim geleli 70-80 kişiye yakın kurban verildi. Niye verildi? O Sarıyer, İstinye, oralarda biliyorsunuz içkili gazinolar var. Gece dolaşan insanlar var. Tabii ki bu insanlar içkili çıkıyorlar. Ve oradan cup denize. Yani içmesinler mi? Kaç kişiye söyleyeceksin içmeyin, onlar da içmeyecekler. Sayın Başkan'a buradan sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkan'a ve Sarıyer Belediye Başkan'a. İkisine birden sesleniyorum. Lütfen... Lütfen orayı 50'şer santim yüksekliğinde, 50 santim eninde. Koruma duvarı. Ben de, tabii koruma duvarı. Dünyayı dolaştım. Ben böyle bir boşluk görmedim. 5 santimlik bir şey. Oradan çocuk arabası bile gitse içeri düşer ya. Böyle bir şey yok ama. Yani ya büyüklerimiz görmüyor ya da göz ardı ediyorlar. Daha bundan 10 gün evvel orada yine araba vinçlerle arabayı çıkarttıran 2 tane ceset. Buna şahit miyiz hepimiz? Hayır, biliyoruz değil mi orayı, yani hep okuyoruz, gazetelerde okuyoruz. Lütfen buradan büyüklere sesleniyorum. Gerekli şey neyse ben elimden gelen yardımı da ben de yapayım. Vallahi yapayım. Bir de insanlarımız bilmiyor. Mesela Amerika'da falan hep Avrupa'da gösteriyorlar.
arabayla denize düştüğün zaman ne yapman gerekir? Bunu anlatıyorlar. Ben de bir sefer tesadüfen filmde seyrettim. Ne yapıyorlar hocam biliyor musun? Hı-hı. Araba denize düştü diyelim veya göle düştü. O dışarıdaki hava, dışarıdaki oksijen arabanın içinde o anda var. Biz ne yapıyoruz? Düşer düşmez hemen telaş yapıyoruz. Kimi camı açıyor, kimi pencereyi açıyor falan. Değil. Öyle değil. Bırakacaksınız araba düşsün. Telaş yok ama diyeceksiniz ölüm anında insan telaş yapmaması mümkün mü? Araba düşsün, o içerideki hava seni götürüyor. Yani en azından 15-20 dakika götürebiliyor. O sular yavaş yavaş arabanın içinden dolmaya başlıyor. Sen tavana kadar, o su dolana kadar, tavana kadar kaldırıyorsun kafanı. Ta su buraya geldiği zaman kapıyı o zaman açıyor. Zaten içeri düşer düşmez kapıyı açsan açılmaz. Mümkün evet, değil açman yani basınçtan dolayı. Tabii, evet. Tabii insanlarımız bilmiyor yani cahil demeyeceğim bilmiyor çünkü eğitmediler söylemediler. Yani ben bunu özellikle söylüyorum çünkü insanı çok seviyorum. İnsanın yaşaması için mücadele veriyorum. İnsanlar yaşasın ölmesin diye söylüyorum. Onu yavaş yavaş açacaksın zaten yüzme biliyorsan kurtuldun bilmiyorsan ayvayı yedin. Evet hoca. Bu Kizir oğlu Mustafa değil de bir tane poliste bana okudun az önce söyledin mi onu? Hani yukarıda prova yapıyorduk bir tane söyledin. O başta söylediğin miydi? Yok. Hangisiydi o? Ben dilerseniz bir istekte bulunayım. Hem bütün sevenlerimiz adına hem de ben çok seviyorum Murat kardeşimin da yıllar evvelki bendeki kalan hatırası o. Neyine güvenem yalan dünyanın. O çok güzel bir şarkı. Kerem'i yandırıp kül etmedi mi? 11 ay bir böyle eyledi feryat. Gün için bir gün lal etmedi mi? Kardeş bu dünya hırsızımdır, cehennem hırsızımdır. Nerede bir güzel görsem o da bir nursuzumdur. Aşıkıydı Gonca güllere, arzunu söylerdi esen yıllere. Mecnun Leyla üçün düştü çöllere, Ferhat'a dağlara yol etmedi mi? Aman efendim, derman efendim. Kardeş yatan karı, dağların yatan karı, İgidi tez öldürür akşamdan yatan karı. Çoban oğlu yaram dön
döndü çıbana, vurdum bağlarım oldu bir ana. Ah ah. Kardeşi Yusuf'un attı zindana, kader Mısır'da kul etmedi mi? Aman efendim, derman efendim. Yarasızdır, doldur ver yarasızdır. Güle güle gezer mi sanar yarasızdır. Ben hiç vazgeçtim hepsinden. Hepsinden vazgeçtim, o arada bir laf söyledi. Ne? Erken yatan ne? Yatan karı. Olur ya, aman bacılarım, kardeşlerim kusura bakmayın. Olur ya, erken bir işi oldu da yarım saatte geç geldi. Ölse açmaz kapıyı. Erken mi var? Belli ki kapıyı açın, isterse kapıyı açma. Mecbur beyleyeceksin. İşte yatan karı, dağların yatan karı. İgidi tez öldürür akşamdan yatan karı. Beklemez ki imkan. Eskiden beklerdiler. Ama diyeceksiniz çobanoğlu, o zamana değişti tabii. Eskiden İgidi eve gelmeyene kadar hanımı yatmazdı. İçimizde var, görüyorum o eskilerden var bazıları. Başımı sallıyor, var var. Allah için yok değil. Var. Ama şimdi zamana değişti. Aa sevdiğim. Yani bu sen diyorsun ki şey, diyorsun yani 20. asırın sonuna kaldık. Kızı ana oğul. Sonuna kaldık, kızı ana oğul baba bilmiyor. Meyhaneler doldu, cami boşaldı. Hafız namaz hocayı dua bilmiyor. Vallahi bilmiyor, billah bilmiyor. Hafız namaz hoca dua bilmiyor. Dua bilmiyor. Parmaklarım uje, dudaklar boya. Kadınlar atlıdır, erkekler yaya. Mini etey çıktı, kalmadı haya. İğne iplik gömlek, yama bilmiyor. Vallah bilmiyor, billah bilmiyor. Çobanoğlu ne söylesin ne diye, saklayana bu sözlerim hediye. Bismillahsız el atıyor ekmeğe, sofrası boş karnı doya bilmiyor. Vallah bilmiyor, billah bilmiyor. Güzel, güzel. Merhaba abi. Valla ikide bir muhabbetimi bozdum. Bulmuşum iki tane aşık. Ben de onun için geldim abi. Bu programda reklam girmeyelim ya. He? Reklam girmeyelim programda. Vah. Valla çalalım söyleyelim ha. Olmaz mı? Koşun. Tamam la girmeyelim. Nehalet gelsin. Girmeyelim nehalet gelsin. Girmeyelim de neyden para kazanacağız? Arkada işte, iki saattir onu düşünüyorum. Girmeyelim. İşte orası, orası çok enteresan oğlum. Ya. Gene biz girmeyelim de. Kim? Ben montajda bir girer yer bulurum. İyi hadi. O öyle cüp yatağa girdiği zaman benden erken girecek. Benden erken girecek yatağa yatacak. Pardon. Kıyameti kopartırım. Yer yerinden oynar, kimse beni tutamaz. O zaman kalkarım bir duble rakı koyarım kendime, şey söylerim. Kan sarhoş, kancı sarhoş. Yolda yabancı sarhoş. El çek tabip yaramdan. İçindeki sancı sarhoş. Bu neydi hoca? Şimdi söyleyeceğiz herhalde. Sözü müziği Sayın Aşık Mahsuni Şerif'e ait. Benden dinlediniz değil mi bu Han Sarhoş, Hancı Sarhoş? Tabii. Dinlemeyi istiyoruz. Onu
Hoca bir dinleyelim senden. Tamam. Bir de ben kalkayım okuyayım. Tabii. Ya. Sana ilk başta bir dinleyelim. Evet. İlk başta senden bir dinleyelim çok, bakalım. Onu çok seveceğim. Yani ben çok memnun olacağım sizi okumanız ama bir de o tantiyini dinleyin peki. Al hoca senden dinliyoruz. Peki. Karlı dağlar kara bulut içinde, yaylası hüzünlü yöresi bir hoş. Sevdalı yolcular umut içinde, hayalın düğünü töresi bir hoş, bir hoş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip yarandan, içindeki sancı sarhoş, içindeki sancı sarhoş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbinden, içindeki sancı sarhoş, içindeki sancı sarhoş. Vay 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 vay. Bahar gelmiş, Nurhak Dağı otlanmış. Bizim elde bayram günü kutlanmış. Obalar dağılmış, dostlar yatlanmış. Eyvah ayrılığın yaresi bir hoş, bir hoş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. Han salta bin kalbimden, içindeki sancı sarhoş, içindeki sancı sarhoş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbimden, içindeki sancı sarhoş, içindeki sancı sarhoş. Aylar içinde bağlanmışım zülfü yaylar içinde. Yüzemez yunuslar çaylar içinde. Deniz vurgununun çaresi bir hoş, bir hoş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbinden, içindeki sancı sarhoş, içindeki sancı sarhoş. Güzel.
Han sarhoş, hancı sarhoş. Hoca. Evet. Sen de sever misin Allah aşkına Aşık Mahsuni Şerif? O seni çok seviyor bak. Ben çok severim. Evet. Şimdi efendim gönülden gönüle yol var demişler. Demek ki gönlümüz birbirimizi çok sevdiği için bir araya geldik. Yok yani o seni çok seviyor da sen de seveyim sen onu. Düşüremeyen birbirlerine iman ya. Peki ikiniz birbirinize bir düşün hele nasıl düşeceksiniz ya? Bir düşek kardeşim hele nasıl şey. Düşeceksek. Şimdi efendim ben de sözün zaten ilk vuruş hedefli. İlk vuruş hedeflidir. Onun için ben sırayı değerli kardeşimiz Mahsun Usta'ya bırakıyorum. Ben de bakalım ki yavaş yavaş onun sözüne hedef olacağım. Ama bakalım ya cevap vereceğim ya da veremeyeceğim. Bu andaki olan içimizden gelen irticale okuyacağız yani. Hiç hazırlığımız yok. Peki. Hazırlığımız yok. Eyvah. Ha, babayı kırmıyor. Karı haram olsun falan. Karı haram olsun. Kalem yazsın, duysun melek. Ne alev Kürt, ne de bilek. Hepsi Türktür, barış olur. Ne alev Kürt, ne de hepsi Türktür, barış olur, bayrağım olur, barış olur,
kim gülerse bayram olur. Vallahi coştular. Çekilmez bayramın yası, olmaz bayramın kavgası. Çözümüdür demokrasi, bayram olur, seyran olur, dost dostuna kurban olur. Evde kazan kaynarsa, kız anayı anarsa, oğul babayı tanırsa, barış olur. Vel, vel, vel! Oğul babayı tanırsa, bayram olur, barış olur. Maksud gel kendin tanı, ikilik olmasın yani. Gel öpelim İbo seni, bayram olur. Can canana kurban olur. Ben ayvayım. Çobanın oğlu düşme derde, sırrını verme namerde. Tatlı ses oldu bu yerde, bayrağı vurdu. Tatlı ses oldu bu yerde, canım canım benim canım, barış olur, bayrağım olur. Koca karıyı severse, karı kocayı severse, bayram olur, barış olur. İkisinin de birleştiği bir nokta var. Kin nefrete karşılar, kine nefrete karşılar. Barışın yanındalar, savaşın karşısındalar. Mutluluğun ve huzurun, güzelliğin yanındalar. Ben bunu sezdim ikisinin de sözlerinden. İkisini de teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum. İkisinin ellerinden öptüm. Sırf o barış kelimesi için, bayram kelimesi için. Biz insanlar arasında kavga istemiyoruz, barış istiyoruz gerçekten. Evet. Şimdi hoca, gezir oğlu Mustafa Bek. Yani oraya gelmeden, bu son bir kaseti maseti yok mu senin? Yani ondan belki bir şeyler çalarım. Senin de var bir tane son kaseti. Hı-hı. Almadığım için de pişmanım, evet. Özür dilerim. Var mı öyle bir kaset? Efendim son kasetimi Cihan Aksakal diye bir firma. Bu Erzurum'da firma. Erzurum'da mı firma? Erzurum'da. Ona dolduruyorum. Efendim değerli İbrahim kardeşimiz, o tabii ben de zaman eskiden beri, çünkü senelerden beri ben yetimim, çünkü ana yüzü görmedim. Şöyle boynu bükük ben de duruyorum da, ben de kardeşimi dinlemeyi istiyorum. Bu da hiç merhamete gelmiyor. Hep bizi söyle diyor, gel söyle. Şimdi Kiziroğlu'nu okuyacağım. Şurada bir espri var. Bunu söylemeden söylemeyeceğim. Ama bekarlar iyi dinlesin. Zaten evlilerden iş geçmiş. Şimdi eskiden bir delikanlı 30 yaşını ikmal etmeden evlenmezdi. Yaşasını temin ederdi. Ki çoluk çocuk beni
çökertmesin, kahretmesin. Şimdi yaşı 14. Ana, can yavrum. Ana, aşağıki mahalleye de gidemirem. Niye oğlum, ne oldu? Borcu mu var? Yok ana. Korkur mu sen ola? Yok, korkmuram. Ya, işte da babama da söyleyeceğim da, da işte, da. Da demek biliyor musun ne demek? Yani... Evlenme istiyor yani. Anaya, evlat en sırrını anaya açar. Çünkü şunu arz edeyim, dünyanın en tatlı, en güzel varlığı anadır. Dünyada özür dilerim analarımdan, bacılarımdan. Ben de sevgiyle evlendim ama haşa, ölse bir karı kocasına can demez. İmkanı yok. Bizim bir aşık var, bir tanesi gidiyor. Diyor ki filanını görmeyi istiyorum. İsmi de Erzade. Diyor ki bacı, aşık usta evde mi? İsmin ne? Erzade. Ele biliyor ki Ezrail. Ezrail? Canım Ezrail, sen akşama gel. Çünkü kocam akşam gelir bak. Akşam geliyor ya. Şimdi en can kimdir biliyor musun? Ana, ana. Evlada canı anadır. Anadır. Şimdi gelelim, delikanlı 14 yaşında evlenme istiyor. Evleniyor. Ondan olan çocuk 150 gram, ismini de koyuyor Gürbüz. Hiç oldu mu canım? Geçti peh 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 peh. Gizir oğlu Mustafa Bey, hey hey hey. Kış mı dağı deldi geçti. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, kanım kim, canım kim? Kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey, bir bey dolu, zor bey dolu. Gizir oğlu Mustafa Bey. Olaydım peh peh peh. Anadan 15 olaydım, hey hey hey. Keşke ondan kardeş olaydım. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, kanım kim, canım kim? Kim kim? Gizir oğlu Mustafa değil, bir beyin oldu, zor beyin oldu. Gizir oğlu Mustafa değil. Süper eser. Bir atı var alapaça peh peh peh. Dalgaya düştü. Mecel vermez kırat kaça, hey hey hey. Az kaldım ortamdan biçe. Ağam kim, paşam kim, yar kim, kanım kim, hayvaz kim? Kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Çok güzel bir eser bu. Evet. Hayeden de hayat eper peh peh peh. Huyeden de huyat eper hey hey hey. Kör oğlunu suya teper. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, kanım kim, canım kim, gözüm kim? Kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu.
gerçekten çok güzel bir türkü, çok harika bir türkü. Hoca bunu neyi kastederek yazdın yani, neyi düşünerek, ne? Bu kör olan mor olan katıyorsun, içine bir şeyler katıyorsun. Nedir yani, onlardan bir alıp veremediğin mi var? Efendim bu İgid'in hakkı her zaman için söylenir tabii. Şimdi İbrahim Kizir Çel... oğlu şey ne mi bu şeyin oğlu? Şimdi efendim bunun tabii inşallah bir daha görüştüğüm zaman bunun hikayesini anlarım da uzun uzadıyadır da şey etmeye gelmez. Herkes karısının yanında kendini metheder. Hani eve dövülür gelir, içeriye girer. Karısı diğer ne oldu sorma ya. İkisini dövdüm, üçü de kaçtı, zor kurtuldu. Halbuki dövüldü eve geldi. Ama Kiziroğlu Mustafa Bey Köroğlu'nu yendiği zaman elbisesiz çamurlu Köroğlu'nun iki hanımı vardı. Biri Gülnigar, biri Döne Sultan. Gülnigar'ın karşısına geldiği zaman Köroğlu ne oldu? Sorma hanım. Meğersem Kiziroğlu gelmiş, keleşlerin arkasında Köroğlu'nu dinliyor. Bakayım ki bu kendini mi methedecek yoksa beni de söyleyecek mi? Hani yendiği mi? Her iki söyler mi? Bunun imkanı var. Ama bakın burada Köroğlu diyor ki bir fend ile geldi geçti. Kiziroğlu Mustafa Bey. Hışmı dağı deldi geçti. Kiziroğlu Mustafa Bey. Karısı dedi Köroğlu bırak canım. Senden başka hiçbir git var mı? Yok hanım öyle iş olur mu? Ya bir atı var alapaça. Kılıcının ucu haça. Az kaldı ortamdan bir çek Kiziroğlu Mustafa Bey. Allah Allah. Tabii bu işte yiğit kahramanlığa bakın. Eski yiğitler diyor hayeden de haya teper, huyeden de huya teper, kör oğlunu suya teper Kiziroğlu Mustafa Bey. Evet. Yani yiğidin yiğitliğini... Tabii mutlaka. Tabii yiğidin yiğitliğini mutlaka söylemek lazım. Allah için seni de dinlemek lazım. Harama su geliyor, harama su geliyor. Anne kalk bir zılgıt çal, Urfa'ma su geliyor. Harama su geliyor, harama su geliyor. Anne Urfa'ma su geliyor, harama.
içerim kanalı dudağım siyahsı. Anne kalk bir zıvgı çal, bana kalk bir zıvgı çal. Urfa'da su geliyor, Harran'a su geliyor. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Aşık Mahsuni Şerif, Allah'a kurban seni. Şimdi mesela şeyi soracağım. Ben okudum, böyle bir gazetede okumuştum o zaman. Domdom kurşununu, yani insanlar siyasi şeye çekmek istediler. Hatta sen hanımına yazdığını, yani kaşların arasından domdom kurşunu, hani insan böyle göz göze gelir ya. O arada yani hanımınla mı göz göze geldin, bunu yazdığın, yani ne oldu da şey etti siyasi şey? Nasıl anlattım ben de bilmiyorum. Çok güzel. Güzel anlattın mı? Şimdi bundan daha evvel, domdom kurşundan daha evvel ince ince bir kar yağar fakirlerin düzüne demiştim. Urfa'ya su gelmesini 30-32 yıl evvel yine istemiştim. Evet. Neydi o? Urfa. Yolsuz Urfa, yolsuz Maraş, susuz Urfa. Yandık bir yudum su, etme ağam ne olur demiştim. Tabii. Hamdolsun geldi su. Evet, gerçi hiç unutmuştum bunu. Evet. Şimdi... İnce bir kar yağar fakirlerin düzüne. Evet. Neden felek inanmıyor fukaranın sözüne? Öldük yandık etme ağam. Ne olur. Adam ölür, insan sevince, okul olunca. İnsan sevince, biz okuyunca, ne olur. Köyün kırları, yolsuz Maraş, susuz Urfa, yadı yar bakırları. Yandık susuzluktan, etme ağam, ne olur. Adam ölür, biz okuyunca, okul olunca, yol yapılınca, ne olur. Ne olur. Evet. Şimdi ben... Eskilerimiz sezisi çok kuvvetli. Seziniz gerçekten evet. O zaman. Efendim, ben demin Muratcan anlatıyordu kültür olayında. Sanıyorum saatimiz yavaş yavaş ilerledi. Bir memleketin toprağını başka bir ülkenin askeri göz diker, gelir yarısını elinden alır gider. O memleket tekrar kuvvetlenir, onu tekrar alır. Bu kolay bir iştir. Ama bir memleketin kültürüne dokunulduğu zaman o en az 1000 yıl gider. Onun için çok dikkat etmek gerekir. Benim ulusumun kültürüne dokunulmuş durumdadır. Yani batılılaşmak adına Anadolu kültürü her tarafından sapsaklanmıştır. Ben sanatın her yönüne saygı duyan bir insanım. Mesela bir ünlü halk ozanı, Anadolu Türk halk ozanı olarak ben Hint müziğini severim. Bu çok doğaldır. Öbürü de Arjantin müziğini sever. Bu da çok doğal. Ancak ben taş atmış olmayayım, sevgili Çetin Alp'ı hatırladım. Bir Fransa'ya Eurovision yarışmasına giderken, ben taş atmak için söylemiyorum, tenzih ederim ve saygımı da sunuyorum. Opera isimli bir parçayla gidiyor. Yani bir kerpiç ismiyle gitsen daha iyi değil mi? Opera zaten Fransızların kendi dilidir. Yani bir Fransız, Paris'te yahut Londralı bir adam gelip bir Lorca'yı bizim kadar okuyabilir mi? Yahut Konyalı türküsünü bir Konyalı kadar okuyan bulabilir mi?
Ben isterim ki ana kültürümüzü, otantik değerimizi korumak durumundayız. Çocuklarımıza, gençlerimize bütün batılı meselelere saygı duysunlar. Benim batıya imrenmem için bir tek neden vardır. Batı teknolojisi, batı demokrasisi, batı ilim çok güzeldir. Ama illa da şarkısına mecbur olacağım gibi bir şeyi hiç kabul etmiyorum. Mecbur da değilim. Şimdi hocam... en iyisini İbrahim Tatlıses okuyor. Evet. İbrahim Bana Bey'den bir tane daha dinleyelim. Yeter mi hocam? Yeter mi? Tamam. Yok yok. Tamam hocam sen. Evet. Yeter ya, ne okuyayım vallahi ya. Erdem'in zalim felek sineme dokunma ben. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi. Ne söyledim, ne söyledim sana, ne söyledim ki. Dam üstünde o neler, dam üstünde o ne. Tutayım o. Hiç böyle bir potpourri dinlediniz mi Allah aşkına? He? Ben de bir insan oluyum. Ben de bir insan oluyum. Bırak beni konuşayım. Bir başım bir beynim vardır. Bir başım bir beynim vardır. Bırak beni konuşayım. Yine sana danışayım. Bir başım bir beynim vardı. Bir başım bir beynim vardı. Bırak beni konuşayım. Yine sana danışayım. Senin dilin benim dilim, senin dilin benim dilim. Yakışmaz insana zulüm, insanım hayvan değilim. İnsanım hayvan değilim. Bırak beni konuşayım, gene size danışayım. Senin dilin benim dilim, senin dilin benim dilim. Yakışmaz insana zulüm, insanım hayvan değilim. İnsanım hayvan değilim. Bırak beni konuşayım, yine size danışayım. Hey, hep beraber. Değilim, insanım hayvan değilim. Bırak beni konuşayım, yine sana danışayım. Şimdi programımızı domdom kurşunuyla bağlıyoruz. Ama biz domdom demiyoruz ona. Gül olsun istiyoruz böyle insanlara atılan domdom kurşunu değil. O sevdiği için yazmış. Sevdiğinin kaşlarının arasına yazmış onu. Öyle mi hoca? Peki. Buyurun ağam. Sazı bırakayım. Söze devam. Sen bu tarafa şeyi bozma. Dizayn bozun. Bırak sen. Bırak hoca. Ya yok sen şey bırak. Var. Düşmez. Sen ayağı çek. Ayağı çek. Bunu da böyle bırak hoca. Bak düştü. Bak. Ha şöyle koyayım. Ya ben böyle koy. Allah'ım ya Rabbi. İnat ya. Ben Umar açtı ben Urfa'la. Böyle gelsen hoca. Hoca sen böyle geç. Yok sen tutma. Sazı çok kıymetli. Gene böyle koyayım ama bak duracak şimdi bak. Hayır düşmesin diye. Dur de.
Ama aniden biz oynar mı oynarız hoca kayar mı yer. Nem Elazığ ağam sazı çok kıymetlidir seni. Bu da Kars'tan gelmiş. Saz senkini de böyle koyayım. Ya da şöyle yapayım. Sazlar çarpışsınlar. Tamam. Versinler baş başa. Tamam. Oh. Evet buyurun. Evet çocuklar. Gel. Murat hoca sen de. Nerede mikrofon? Hah burada. Evet. Hele bakayım salsız nasıl söylüyorsun ya. Düştüler benim tuzağıma şimdi ikisi de. Aynı böyle kademe kademe olduk değil mi? Ben hocam boyu kaç? 1.88. 1.88 mi? İyi basketçi olurum şimdi. Niye aşık olduğunu merak ettim. Ben 1.82. 1.61. Evet. 3, 4. Bin avuç beni yedi. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ey diyar boyun eğdi, Allah kerimsin dedi. Hançer yarası değil, domdom kuşun değdi. Hançer yarası değil, domdom kuşun değdi. Gel gümüle gel örme domdom kuşun. Gel gümüle gel örme domdom kuşun.